Evet, bugünkü konumuz küresel aynalar. Küresel aynalarda sonuçta yansıma kanunlarının uyguladığımız bir yer. Sonuçta bu ne? Bir ayna. İster küresel olsun, ister düzlemsel olsun fark etmez. Aynalarda yansıma kanunları aynen geçerlidir. Yansıma kanunları kaç taneydi? İki taneydi. Birincisi gelme açısı yansıma açısına eşit. İkincisi de gelen ışın yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir demiştik. Şimdi aynı bunları küresel aynalarda da görelim. İlk önce bir daire şeklinde bir cam blok alıyorum. Bu cam bloğun eğer dış yüzeyini parlak bir maddeyle kaplarsak şu şekilde iç yüzeyi ayna özelliğini gösterir. Bu tür aynalara çukur ayna denir. Eğer iç yüzeyini parlak bir maddeyle kaplarsak, bu sefer dış yüzeyi ayna özelliğini gösterir. Bu tür aynalara da tümsek ayna denir. İkisinin de tam ortası, daha doğrusu dairesel aldığımız cam bloğun ortası merkezi olarak adlandırılıyor. Merkezden geçen bu doğrulara asal eksen deniyor. Merkezden geçen bu doğrulara asal eksen deniyor. O zaman şöyle bir merkezden geçen bir doğru daha çizsem, bu da aynı zamanda nedir? Bu da başka bir asal eksendir. Yeter ki nereden geçsin? Merkezden geçsin. Merkezden geçen bütün doğrular nedir? Asal eksendir. Asal eksenlerin aynaları kestiği şu noktalara T harfi ile gösterilir. Bunlara da tepe noktası denir. Bunlara da tepe noktası denir. Tepe noktalarıyla merkez arasında kalan eşit uzaklıktaki kusura bakmayın. Şöyle iki tane nokta aldım. Bunlar da F harfiyle gösterilir. Ve şu uzaklıklar kesinlikle birbirine eşittir. Bunlar da odak noktası olarak adlandırılır. Asal eksenle aynaların kesiştiği şu noktalar tepe noktası. Tepe noktalarıyla merkez arasında kalan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şöyle noktalara da İngilizce focus, odak noktası denir diyoruz. Normalde bunun yapılan yarıçapı R kadarsa, cam bloğun yarıçapı R kadarsa, odak uzaklığı yarıçapın yarısı kadardır. Bu R'ye eğrilik yarıçapı denir. R'ye ne deniyormuş? Eğrilik yarıçapı deniyormuş. Odak uzaklığı eğrilik yarıçapının ne kadarı? Yarısı kadarı. O zaman merkez R'ye eşit olduğuna göre o da 2F'ye yani iki odak uzaklığına eşit olacak demektir. Dikkat edin, burası 1F ise burası da 1F. Merkez kaç F olacak demektir? 2F olacak demektir diyorum. Odak uzaklığı R bölü 2'ye eşittir dedik. R'ye de ne dedik? Eğrilik yarıçapı dedik. Peki odak uzaklığı ortamın yoğunluğundan veya aynaya gelen ışının renginden etkilenir mi?
Yukarıdaki ifademize baktığı zaman odak uzaklığı sadece nereye bağlı? Eğrilik yarıçapına bağlı. Ortamın yoğunluğunun değişmesi veya aynaya gelen ışığın renginin değişmesi yansıma kanunlarını ne yapmıyordu? Değiştirmiyordu. Burada da yansıma olayı söz konusu olduğundan dolayı sadece ve sadece odak uzaklığı yarıçapı bağlı olduğundan dolayı ortamın yoğunluğundan veya aynaya gelen ışığın renginden asla ne yapmaz? Etkilenmez diyoruz. Gelelim bu konuyla alakalı özel ışınlara. Bu konuda çok fazla çizim var. O yüzden çizimleri iyi yapabilmeniz için ilk önce özel ışınları çok iyi bilmeniz lazım. Hemen şuraya çukur aynayla alakalı özel ışınlarımızı çizeceğim. Bu konuyu daha iyi öğrenebilmek istiyorsanız en az ışınları bir iki defa kendinizin çizmesini tavsiye ediyorum. İlk özel ışınımız şu neydi? Merkezden geçen bu doğru. Asal eksendi. Asal eksene ne olarak geliyor? Paralel geliyor. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan yansır. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan yansır. Işıkta tersinir özellik vardır. Ne demek tersinir özellik? Bir noktadan çıkıp bir noktaya ulaşıyorsa aynı noktadan çıkıp diğer noktaya tekrar ne yapabilir? Ulaşabilir. Dolayısıyla asal eksene paralel gelen ışık odaktan yansıyorsa odak doğrultusunda gelen ışık asal eksene paralel yansır. Diğerine geliyorum. Tepe noktasına gelen ışın. Şurası neydi? Tepe noktasıydı. Ayna ile asal eksenin kesiştiği nokta. Tepe noktasına gelen ışın. Merkezden çizdiğim doğrular küresel bir yüzey için daha önceden bunu söylemiştik. Aynı zamanda bir neydi? Normal miydi? O zaman şunu da rahatlıkla söyleyebilir miyim? Asal eksen aynı zamanda bir nedir? Normaldir. Yansımada kanun değişmiyordu. Normalle alfa açısı yapıyorsa gene normalle alfa açısı yapacak şekilde ne yapar? Yansır. Şu açılar kesinlikle birbirine nedir? Eşittir. Neden? Tekrar söylüyorum. Küresel bir yüzeyde merkezden çizilen doğrular aynı zamanda o noktadaki TET neydi? Dikti. Dolayısıyla merkezden çizilen normal alfa açısı yapıyorsa gene alfa açısı yapacak şekilde yansır. Gelelim merkezden gelen ışına. O merkezden geldiğini kabul ediyoruz. merkezden çizdiğim doğrular normal değil miydi? Evet. O zaman burada yüzeye nasıl çarpıyor demektir? Dik çarpıyor demektir. Bir ışık yüzeye dik çarpıyorsa kendi üzerine ne yapar? Geri yansır. Dolayısıyla çukur aynada bir ışının kendi üzerinden geri yansıyabilmesi için ışının kesinlikle nereden gelmesi lazım? Merkezden gelmesi lazım diyoruz. Şimdi burası da özel bir durum var. Bu durumu normalde anlatmıyoruz ama ben 3 aşağı 5 yukarı bu konuyla alakalı birisi size bir soru sorduğunda "Aa evet gerçekten yanlışmış. Neden böyle oldu?" dememeniz için ön bir bilgi veriyorum. Bu bilgiyi belki hiç kullanmayabilirsiniz ama bu bilgiyi anlatıyoruz. Asal eksene paralel gelen ışın nereden yansır? Odaktan yansır dedik gitti. Şimdi bu gelen ışın, bu da yansıyan ışın mı? O zaman ben bu gelenle yansıyanın, şunu biliyorum çünkü, bir yüzeye ışık çarptı, yansıdı. Bu gelen ışın, bu da yansıyan ışınsa, tam ortasından geçen, yüzeye dik olan, bu doğruya ne diyorduk? Normal diyorduk. Şu açılarda birbirine neydi? Eşitti. O zaman ben aynı şeyi burada da yapabilirim. Bir ışık gelmiş, çarpmış, yansımış. Bunun normalini nereden çizeceğim? Merkezden çizilen doğrular daima normal miydi? Bakın merkezden bir doğru çiziyorum şimdi. Bu aynı zamanda nedir? Normaldir. Normalle yaptığı şu açıların birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Buraya kadar
bir problem olmadığına inanıyorum. Bir ışık geldi, odaktan yansıdı. Merkezden ne çizdim? Normal çizdim, şurada olduğu gibi. Ve şu açıların birbirine ne olması lazım dedim, eşit olması lazım dedim. Şimdi devam ediyorum. Asal eksene paralel geldiğinden dolayı bakın şurada bir tane Z var gördüysek eğer. Burası alfa ise o zaman burası da ne olacak demektir? Alfa olacak demektir diyorum. Zaten şurası 2 alfa ise burası da 2 alfa olacak. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir diş açıya eşit. Şimdi asıl şuraya gelelim. Bakın şurada bir tane üçgen oluştu. Bu nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. Çünkü taban açıları birbirine ne? Eşit. Şu uzunluk odak uzaklığı kadardı. Bu uzunluk da mı odak uzaklığı kadardı? Yani burası ne kadardı? R bölü 2. Burası da ne kadardı? R bölü 2. Şurada bir ikizkenar var. Dolayısıyla burası R bölü 2 ise o zaman burası da mı R bölü 2 olacak demektir? Çünkü taban açıları birbirine ne? Eşit. Asıl problemimize gelelim. Şu noktayla şurası merkezden çizilen doğru mu? Merkezin çizdiğim bu doğru aynı zamanda yarı çap mı demektir? Şimdi size şöyle bir üçgen çiziyorum. Ve bu üçgenin olup olmamasını tartışalım. R bölü 2, R bölü 2, R üçgeni. Böyle bir üçgen olur mu? Normalde şunun ve bunun toplamı buna ne oldu? Eşit oldu. O zaman böyle bir üçgen ne yapamaz? Oluşamaz. O zaman bu yaptığımız çizim nedir denir? Yanlıştır denir. Hoppala. Bu bilgiyi sadece kendiniz bilin. Fakat sınavlarda biz böyle bir bilgiyi asla kullanmayacağız. Normalde burada kullandığımız ayna eğer tam dairesel bir ayna olursa, evet şu olaydan dolayı asla gelen ışın odak noktasından geçemez diyoruz. Fakat bizim kullandığımız aynalarımız genelde hiperbolik aynalardır. Öyle kabul ediyoruz ve asal eksene paralel gelen ışın odaktan yansır deyip geçiyoruz. Bu yanlış bilgiyi anlattım fakat tekrar söylüyorum bunu asla biz ne yapmayacağız? Kullanmayacağız. Biz neyi bileceğiz? Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın daima nereden yansır diyeceğiz? Odak noktasından yansır deyip bunu bu şekilde ezberleyip geçeceğiz. Gelelim şimdi tümsek aynadan özel ışınlarına. Çukurdan pek bir farkı yok. Dediğim gibi konunun iyi anlaşılabilmesi için en az 2-3 defa bunları çizin. Sizin adınıza daha kolay olacak demektir diyorum. Evet. Gene merkezden geçen bu doğrular neydi? Asal eksende. Asal eksene ne yolladım? Paralel ışın yolladım. Çukur aynada olduğu gibi asal eksene paralel gelen ışın nereden geçmek isteyecek? Odaktan geçmek isteyecek. Fakat aynanın arka tarafından ışık ne yapmaz? Yansımaz. O yüzden asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır diyoruz. Işıkta tersinir özellik vardı. O zaman odak doğrultusunda gelen ışın asal eksene nasıl yansır? Paralel yansır diyorum. İşte size odak doğrultusunda bir ışın yolladım. Nereye doğru geliyor? Odağa doğru. Asal eksene paralel yansır. Tepe noktası şurasıydı. Tepe noktasına gelen ışın. Merkezden çizdiğim bu doğrular aynı zamanda normal değil miydi? Evet. Normalle aynı açı yapacak şekilde ne yapması lazım? Yansıması lazım. Gelelim son ışınımıza. Merkezine doğru gelen ışın. Bir kere merkezden çizdiğim doğrular aynı zamanda normal miydi? Normalde daima yüzey nedir? Diktir. O zaman yüzey nasıl çarpıyor demektir? Dik çarpıyor. Işın kendi üzerinden ne yapar? Aynen gerisin geriye yansır. Tümsek aynada bir ışının kendi üzerinden geri yansıması şartı aynanın arkasındaki nereye doğru gelmesidir? Merkezine doğru gelmesidir. Eğer bir ışın merkezine doğru geliyorsa kendi üzerinden ancak ne yapabilir? Geri yansıyabilir. Şimdi
basit bir iki tane bu özel ışınları kullanabileceğimiz çizim soralım. İki tane ayna. Bu aynanın odak uzaklığı F1 kadar olsun. Bu aynanın odak uzaklığı da F2 kadar olsun. Ve şuraya bir I ışını yollayalım. Sorumuz şu. I ışınının kendi üzerinden geri dönebilmesi için aynalar arasındaki uzaklığın F1 ve F2 cinsinden ifadesi nedir? F1 ve F2 cinsinden ifadesi nedir dedim, kastım. Mesela aynalar arasındaki uzaklık F1 artı F2 olmalı veya 2 F1 artı F2 olmalı, 3 F1 artı 2 F2 olmalı gibi. Ama tabii bunlar sadece gibi diyorum. Ne olmalıdır diyoruz. Hemen şimdi özel ışınlarımızı hatırlayalım. Şu aynayı boş veriyorum. Çünkü daha ışın bu aynaya ulaşmamış. O zaman ilk önce şu aynaya bakıyorum. Bu aynanın asal eksenine ne gelmiş? Paralel bir ışık mı gelmiş? Asal eksenine paralel gelen ışın ne yapar? Asal eksenine paralel gelen ışın ne yapar? Odaktan mı geçerdi? O zaman bu nokta bu ayna için nedir? Odak uzaklığıdır. O zaman şurası F1 kadar mı olacak? Evet. Daha sonra devam ediyorum. Kendi üzerinden geri dönmesi diyor. Bir ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için yüzeye nasıl çarpması lazım? Dik çarpması lazım. Eğer şu aynaya dik çarpıyorsa o zaman bu nokta bu ayna için nedir? Merkezdir. Merkez odağının kaç katına eşitti? 2 katına eşitti. Onu daha önceden söylemiştik hatırlarsanız. M eşittir R, o da eşittir 2F demiştik. Merkez olduğunu nasıl anladım? Çünkü burada bir ışının kendi üstünden ne yapmasını istiyorum? Geri dönmesini istiyorum. Bir ışın kendi üzerinden geri dönebilmesi için yüzeye nasıl çarpması lazım? Dik çarpması lazım. Dolayısıyla bu nokta bu ayna için nedir? Merkezdir. Odak uzaklığının kaç katına eşittir bu uzaklık? 2 katına eşittir. Bana aynalar arasındaki uzaklığın F1 ve F2 cinsinden değerini soruyordu. Aynalar arasındaki uzaklığın F1 ve F2 cinsinden değeri F1 artı 2 F2 olacak demektir diyoruz. Yine biraz önceki soruya benzer bir soru soralım. Kusura bakmayın. Şurası F1, burası F2 olsun. Asal eksene paralel bir I ışını yollayalım. Ve soru kalıbımız aynı. I ışınının kendi üzerinden geri dönebilmesi için aynalar arasındaki D uzaklığının F1 ve F2 cinsinden değeri veya ifadesi nedir diyoruz. Şimdi bu ne ayna? Tümsek ayna. Bu ne ayna? Çukur ayna. Bir ışının kendi üzerinden geri dönebilme şartı, ışının nasıl çarpmasıydı yüzeye? Dik çarpmasıydı. Ancak dik çarparsa bir ışın kendi üzerinden geri dönebilir. Dolayısıyla buradan çukur aynaya geldiği için odaktan geçecek şekilde ne yapması lazım? Yansıması lazım. Burada hangi ayna var? Tümsek ayna var. Tümsek aynada bir ışın kendi üzerinden ne zaman geri yansırdı? Onda biraz önceki özel ışınlarda çizmiştik hatırlarsanız. Merkezine doğru geliyorsa yüzeye nasıl çarpar dedik? Dik çarpar. Dolayısıyla ışık kendi üzerinden ne yapar? Ancak o zaman geri dönebilir. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Asal eksene paralel gelen ışık bu aynanın neresine doğru gelmeli? Merkezine doğru gelmeli. Tümsek aynanın merkezi aynanın arka tarafında bir nokta, doğru mu? Evet. O zaman oradan yansıyacak olan ışın kendi üstünden geri dönmesini istiyorsam kesinlikle bu aynanın neresine doğru gelmeli? Merkezine doğru gelmeli diyorum. Burası birinci ayna için, tümsek ayna için ne noktası? Merkez noktası.
O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilir miyim? Merkez odağın kaç katına eşitti? İki katına eşitti. Hemen diğer için geliyorum şimdi. Asıl eksene paralel gelen için çukurayna'da nereden geçmek isterdi? Odaktan geçmek isterdi. O zaman bu nokta ikinci ayna için ne noktası demektir? Odak noktası demektir. Çünkü asıl eksene paralel gelen nereden geçmek isteyecek? Odaktan geçmek isteyecek demektir. O zaman şu uzaklık direktman F2'ye mi eşittir? Paralel gelen odaktan yansıdı. Bana D'yi soruyor. Dolayısıyla D uzaklığı ne olur? F2'den 2F1'i çıkartırım. F2 eksi 2F1 derim. Tekrar söylüyorum. Bir kere bir ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için tümsek aynada ışığın arka taraftaki neresine gelmesi lazım? Merkezine gelmesi lazım ki ancak yüzeye dik çarpsın. Dolayısıyla bu aynaya dik çarpabilmesi için arka tarafındaki nereye geldi? Merkezine doğru ışık geldi ve böylelikle çarpıp kendi üzerinden ne yaptı? Geri gitti. Bazı arkadaşlar şöyle çiziyor. Hocam şurası odak uzaklığı olacak işte F2 kadar. Asıl eksene paralel geldiği için. Böyle gelen bir ışın asla kendi üzerinden geri dönemez. Tümsek aynaya bir ışın ancak merkezine doğru gelirse kendi üzerinden geri dönebilir diyoruz. Şurada bir düzlem ayna. Şurada da bir çukur aynamız var. Şuraya da bir F noktası yazıyorum. Ve düzlem aynaya şöyle bir ışın yolluyorum. Diyoruz ki F noktasından çıkan ışın kendi üzerinden geri dönebilmesi için aynalar arası uzaklık kaç F olmalıdır? Hemen şimdi ilk önce bu ışın nereye gelmiş? Düzlem aynaya gelmiş. Hemen düzlem aynayı hatırlayalım. Normalse, normalin bir tarafından geliyorsa aynı açı yapacak şekilde ne yapar demiştik? Yansır demiştik. E sonuçta bu da düzlem aynaysa, bu düzlem aynaya ne yapacak? Aynı açı yapacak şekilde yansıyacak. Aynı açıda olsun bari. Doğru düzgün yapalım. Şu açılar birbirine ne olacak? Eşit olacak. E peki yansıdı mı? Hatırlarsanız uzantısı şöyle bir noktadan mı geçiyordu? Ve aynı zamanda şu uzunluk, şu uzunluğa kesinlikle ne olmalıydı? Eşit olmalıydı. Dolayısıyla bu ışın geldi yansıdı. Şimdi devam edelim. Bu aynaya çarptı. Ne yapmasını istiyorum? Kendi üzerinden geri dönmesini istiyorum. Bir ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için çukur aynada yüzeye nasıl çarpması lazım? Dik çarpması lazım. Ne zaman çukur aynada dik çarpardı? Geldiği nokta ne olmalıydı çukur aynada kendi üzerinden geri dönebilmesi için? Merkez olmalıydı. Ne demiştik? Merkezden gelen ışın kendi üzerinden nasıl döner? Geri döner. E şimdi şu uzunluğun zaten biz ne kadar olduğunu biliyoruz? F kadar olduğunu biliyoruz. E burasının tamamı da ne kadar? F kadar. O zaman buraya ne kadar kalacak? F bölü 2. Aynalar arasındaki uzaklığın ne kadar olduğunu soruyordu. Aynalar arasındaki uzaklık ne olacak? F artı F bölü 2. O da 3F bölü 2 olacak demektir diyoruz. Tekrar söylüyorum. Bir ışın geldi, düzlem aynaya çarptı, aynaya çarpacak şekilde yansıdı. Yansıyan ışınların uzantısını aldım. Şu noktalar kesinlikle birbirine ne olmalıydı? Eşit olmalıydı. Bir ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için yüzeye nasıl çarpması lazım? Dik çarpması lazım. Dolayısıyla bu geldiği nokta neresi olması lazım çukur ayna için? Merkez olması lazım. Bu uzunluk zaten ne kadar? F kadar. Burası da ne kadardı? F kadardı. Şu uzunluklar da birbirine eşit olduğuna göre şurası da F bölü 2 olacak. Aynalar arasındaki uzaklığın değeri ise 3F bölü 2 bulunacak diyoruz.
Şimdi genelde küresel aynalarda, kitaplarda soru çözmeye başladığımızda şimdi çizeceğim 3 tane çizim var. Bu 3 tane çizimden de durmadan soru sorup duruyorlar. Belki bu daha sonra da anlatılabilir fakat ben şimdiden vereceğim. İlk önce çukur ayna için söylediğimiz bir ifademiz var. 3F'den gelen ışık 3F bölü 2'den yansır. Hemen şuraya bir çukur ayna çiziyorum. Merkez ve 3F. Ondan sonra da 3F'den bir ışın yolluyorum. 3F'den gelen ışın nereden yansırmış? 1.5F'den. 1.5F'den geçecek şekilde yansır. Veya ışıkta tersine özellik var. 1.5F'den gelen ışık kaç F'den yansır? 3F'den yansır. Bu ifade çift gerektirmeli. 3F'den gelen 1.5'den yansır. 1.5'den gelen 3F'den yansır. Şu uzanlıklar birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman şunu söyleyebilir miyim rahatlıkla? Tepe noktasıyla şurası arasındaki uzaklık ne kadar? 1.5F. Şu noktayla bu nokta arasındaki uzaklık da ne kadar? O da 1.5F. Yani şu uzaklıklar birbirine ne oldu? Eşit oldu. O zaman rahatlıkla şöyle bir şey çizebilirim. Şöyle çizdim. Bir çukur aynaya bir ışık geldi gitti. Ve dedi ki şu uzaklık x kadar, bu uzaklık da x kadar dedi. Eğer bir çukur aynada tepe noktasıyla aynaya gelen ışık ve aynaya gelen ışıkla yansıyan ışık arasındaki bu uzaklıklar birbirine eşit ise, ki burada olduğu gibi dikkat edin, bu uzaklık, bu uzaklığa ne? Eşit. O zaman bu nokta kesinlikle 3F noktasıdır. Ancak ve ancak 3F'den gelen ışık 1.5F'den yansır veya 1.5F'den gelen ışık 3F'den yansır. O zaman bu aynanın odak uzaklığının x cinsinden ifadesi nedir diye sorsaydım 3F eşittir 2x derdiniz. Buradan da F ne çıkar? 2x bölü 3'tür derdim. Tekrar söylüyorum. 3F'den gelen 1.5'tan yansır. 1.5'tan gelen 3F'den yansır. Şöyle bir şey yok. 6F'den gelen 3F'den yansır. Veya 5F'den gelen 2.5F'den yansır. Böyle bir ifade yok. Bu değer sadece ve sadece kendisi için geçerli. 3F'den gelen ancak ve ancak 1.5F'den yansır diyoruz. Bu çukur ayna için söylediğimiz birinci ifadeydi. Şimdi çukur ayna için söyleyeceğimiz ikinci bir çizimimiz var. F bölü 2 kadar uzaklıktan gelen eksi F'den yansır. Bu çizimleri lütfen arkadaşlar en az bir veya iki defa çiziniz. En az. El alışkanlığı yaptığınız zaman çok daha net, rahat anlayacaksınız demektir. F bölü 2 kadar uzaklıktan gelen bir ışın. Nereden yansımış? Eksi F'den. Eksi ne demek? Eksi demek aynanın arkası demek. O zaman aynanın arkasında F kadar uzaklık alacağım. Şu uzunluk F kadar olsun. Bu ışın eksi F'den yansır diyor ya. Normalde buradan yansımak isteyecek. Fakat aynanın arkasında ne olmaz? Yansıma olmaz. Dolayısıyla uzantısı eksi F'den geçecek şekilde yansır diyoruz. Tekrar söylüyorum. Odakla tepe noktasının tam orta noktasından F bölü 2 kadar uzaklıktan gelen bir ışın uzantısı arka taraftaki F kadar uzaklıktan geçecek şekilde yansır. Veya uzantısı arka taraftaki F kadar uzaklığa geliyorsa nereden yansır? F bölü 2'den geçecek şekilde yansır. Çünkü biz buna ne diyoruz? Işıkta tersine özellik diyoruz. Bakın şimdi. Yani bunu şöyle de gösterebilirim ki karşımıza durmadan böyle çıkacağı için söylüyorum. Kitaplarda özellikle. Bir ışını şu şekilde vermiş ve buraya x kadar demiş, buraya 2x kadar demiş.
O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Şu uzaklık bir birimse bu uzaklık kaç birim oluyor zaten? Onun iki katı mı? O zaman burası ne kadardır? F bölü 2 kadar. Aynanın arkası da ne kadardır? F kadar. Dolayısıyla bu çukur aynanın odak uzaklığı kaç x'tir diye sorsam kafadan 2x'tir dersiniz. Tekrar söylüyorum. Bakın aynanın önü F bölü 2. Aynanın arkası F. Eğer burası bir birimse burası kaç birim? 2 birim. Aynanın önü burası 1 birim. Aynanın arkası kaç birim? 2 birim. Bu çizimi en az 1-2 defa yazın. Eliniz alışsın. Çünkü bundan sonra bir çizim daha yapacağım. Bu ikisini birbirine çok karıştırabiliyoruz. Şimdi de tümsek aynı için bir tane daha söyleyeceğiz. F kadar uzaklıktan gelen ışın eksi F bölü 2'den yansır. Şu uzaklık F kadar olsun. Hemen şunu diyebiliyor öğrencimiz. Hocam bu özel ışın değil miydi? Hemen ön sayfalara giderseniz buranın özel ışın olmadığını göreceksiniz. Tümsek aynada özel ışın asal eksene paralel gelmeli. Uzantısı odak doğrultusunda gelmeli veya uzantısı merkezine doğru gelmeli veya tepe noktasına gelmeli şeklindeydi. Bu herhangi bir şekilde özel ışın değil. F kadar uzaklıktan gelen tümsek aynada nereden yansıra gelince uzantısı aynanın arka tarafındaki F bölü 2 kadar uzaklıktaki bir noktadan geçecek şekilde yansır. Diğerinin tam tersi. Veya uzantısı F bölü 2'ye doğru geliyorsa nereden geçer? Aynanın önünde F kadar uzaklıkta bir noktadan geçer. Bu sefer aynanın arkası bir birimken, bakın F bölü 2 iken, aynanın önü kaç birim oldu? 2 birim oldu. Çukur aynada ise nasıldı? Aynanın önünden bir birimden geliyordu. Aynanın arkasından 2 birimden geçiyordu. Bu iki çizim neredeyse birbirine çok yakın. Lütfen bir önceki çizimle bu çizimi en az 1-2 defa çiziniz. Bu çizimler çünkü durmadan kitaplarda size karşınıza soru olarak çıkacak. Evet. Yeni bir sayfa açalım. Şimdi şöyle bir soru sorsaydım. Işın geliyor, çarpıyor, kendi üzerinden geri dönüyor. Şu uzaklık x, bu uzaklık x, bu uzaklıktan 2x kadar olsaydı. Ve bunun odak uzaklığı f1, bunun odak uzaklığı da f2 olsaydı. Ve bize deseydi f1 bölü f2 oranı kaçtır? İlk önce hemen şuna bakalım. Bir ışın çarptıktan sonra kendi üstünden ne yapmış? Geri dönmüş. O zaman burada ne yapıyor demektir? Yüzeye dik çarpıyor demektir. Hemen ondan sonra bakın. Burada bir tane ayna. Burada da bir ayna var. İki tane ayna. O zaman şu aynayı ele alsaydım. Bu aynada, çukur aynada bir ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için bu noktanın bu ayna için ne olması lazım demiştik? Merkez olması lazım demiştik ki ancak kendi üstünden ne yapsın? Geri dönsün. Merkez kaç x'e eşitmiş? 2 x'e eşit. O zaman f2 kaç x'e eşittir? X'e eşittir. Çünkü merkez odağın kaç katına eşitti? 2 katına eşitti. Eğer 2x merkezse odak uzaklığı da ne kadar? X kadar. Şimdi gelelim diğerinin odak uzaklığını bulmaya. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Bakın şurayı şimdi siliyorum. Çünkü burası artık benim için bitti. Buranın odak uzaklığını buldum. Şunu da silebilirim. Şurayı da silelim. Artık şu aynaya bakıyorum. Ve o ayna için diyorum ki bir ışın gelmiş çarpmış. Bu noktadan mı gitmiş? Bu uzunluklar birbirine ne olmuş? Eşit olmuş. Biz biraz önceki çizimlerimizde ne demiştik? Eğer çukur aynada şu uzunluklar birbirine eşitse bu nokta bu ayna için kaç f'ti? 3 f'ti.
O zaman 3f1 kaç x eşitmiş? 2x eşitmiş. F1 buradan ne çıkacak demektir? 2x bölü 3. Getirip buraya 2x bölü 3 yazıyorum. X'ler gitti. Oran ne kalır? 2 bölü 3 diyoruz. Şöyle bir tane daha soru soralım. Şurası 4x olsun, şurası 2x olsun, şurası da x kadar olsun. Ve şunun odak uzaklığı f1 olsun, bunun odak uzaklığı da f2 kadar olsun. Çukur ayna ve tümsek ayna düzeninden oluşan şekildeki düzenekte f1 bölü f2 oranı kaçtır diye sorsaydı. İlk önce şunu bir unutalım. Asal eksen paralelgelen ışın burada aynadan yansımış mı? O zaman bu nokta bu ayna için ne noktası demektir? Odak noktası demektir. Orası F1 mi olacak? F1 uzaklığı kaç x demektir? 4x. Ondan sonra artık şunu siliyorum. Çünkü onu buldum artık. Bu aynayla bir işim kalmadı. Ondan sonra şuraya geliyorum. Artık bu ikinci aynamıza geldim. Hemen bu ikinci aynamızın çizdiğimiz önceki çizimlerimizi de bir gözden geçirelim. Tümsek ayna için F kadar önünden gelen arka taraftaki F bölü 2 kadar uzaklıktan geçer demiş miydik? Bakın aynanın önünden kaç birimden gelmiş? 2 birimden gelmiş. Aynanın arkasından kaç birimden geçmiş? 1 birimden geçmiş. Dolayısıyla odak uzaklığı direktman şuradaki uzunluğa, yani şuradaki uzunluğa mı eşit demektir? O zaman ikinci aynamızın odak uzaklığı da ne kadar? 2x kadar. Oran ne çıkacak demektir? 2 çıkacak demektir diyoruz. Dikkat ederseniz bir iki tane soruda da hep özel ışınların haricinde kullanılan ışınları da gösterdik. Bu tür kitaplarda çok fazla soru var. Lakin şimdiye kadar üniversite imtihanında çıkan sorulara baktığımız zaman bu özel ışınlarla alakalı soru genelde özel ışınlarla alakalı çıkıyor. Bu çizmiş olduğumuz ikinci çizimdeki çizimlerle alakalı şimdiye kadar çok böyle zora yakın veya zor soru sordukları görülmemiştir arkadaşlar. Şimdi konumuzun asıl can alıcı kısmına gelelim. Daha doğrusu can alıcı kısmına gelmeden önce bir küçük bir şey daha anlatalım. Ondan sonra o kısma girelim. Herhangi bir ışının çizimi. İlk önce çukur ayna için herhangi bir ışının çizimini yapalım. Odak uzaklığı F kadar, merkez noktası M olduğundan bir çukur ayna için herhangi bir ışın çiziyorum şimdi. Herhangi bir ışın çizdim. Bu ışın bizim için özel ışın değil. Mesela bu nokta ne merkez, ne odak, ne 3F, ne olduğunu bilmiyorum. Bu herhangi bir ışın. Bu ışının çizimini nasıl yapacağım? İki farklı şekilde yapılıyor. İlk önce birinci yolla yapıyorum. Birinci yol şu. En basit ifademizle. Sonuçta bu da bir ayna. Bir ışın geldi, yansıdıysa ortasından geçen bu düzleme ne diyorduk? Normal diyorduk ve şu açıların birbirine ne olması lazım diyorduk? Eşit olması lazım diyorduk.
Nasıl ki gelen ışın ve yansıyan ışının tam ortasından normal var ve açılar birbirine eşitse, burada da aynısını yapacağız. Bir ışın aynaya gelmiş. Bu aynanın nesini çizmem lazım? Normalini çizmem lazım. Küresel bir aynada normal daima nereden çiziliyordu? Merkezden çiziliyordu. O zaman merkezden geçecek şekilde bir normal çiziyorum. Tabii düz olacak bu çizgi. Birazcık yamuk oldu, kusura bakmayın. Gelme açısı yansıma açısına ne olmalıydı? Eşit olmalıydı. Burada da aynısını yapacak şekilde şurada alfa açısı belirliyorum. Bir küçük bir alfa açısı da bu tarafta belirliyorum. Ve ondan sonra gelen ışın ve yansıyan ışın deyip çiziyorum. Şu açılar kesinlikle birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım diyorum. Bu da bana herhangi bir ışını basit çizimi olarak söylüyorum. Bu çizimde eğer çizim kabiliyetiniz çok iyiyse hiçbir problem yaşamazsınız. Fakat bazen öyle çizimler yapılıyor ki çizim kabiliyetinden kaynaklanan yanlışlar tabii ki bunlar. Şurası odak noktası olsun, burası merkez olsun. Şöyle bir ışın gelsin. Bu ışını ondan sonra diyor ki hocam buradan ben merkezden normalini de çizdim. Aynı açı yapacak şekilde yansıttım ama odaktan geçti diyor. Bu çizim normalde yanlış. Çünkü odaktan ne zaman geçer? Odaktan ancak asal eksene paralel gelen ışık odaktan yansır. Dolayısıyla şu açıları tam çizebilmek önemli. Bu çizim nasıl bir çizimdir? Yanlış bir çizimdir. Ama kaba taslak birinci yol için yapacağımız en güzel şey, merkezden bir normal çizersiniz. Aynı açı yapacak şekilde açıları belirlersiniz. Gelen ışın ve yansıyan ışın der, yollarsınız. Bu birinci yolumuzdu. Şimdi gelelim ikinci yolumuza. Şöyle bir ışın gelsin. Burada ikinci yolda hemen şunu yapacağız. Merkezden geçen ve bu doğruya paralel olan ikinci bir asal eksen çiziyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Şu ışına paralel nereden ışın çiziyorum? Merkezden ışın çiziyorum. Merkezden çizdiğim bu ışınlar aynı zamanda bir asal eksendi. Buna da ne diyorum? İkinci asal eksen diyorum. Konunun başındayken söylemiştik hatırlarsanız merkezden geçen bütün doğrular aynı zamanda bir neydi? Asal eksendi. Işına merkezden geçecek şekilde paralel çizdim. Ondan sonra odak noktasından yukarı doğru çıkıyorum ve şu noktayı belirliyorum. Bakın gelen ışına merkezden geçecek şekilde paralel çizdim. Daha sonra normal odaktan yukarı doğru noktalar çiziyorum ve buraya da F üstü diyorum. Bu F üstüne de yalancı odak denir. Veya ikincil asal eksenin odak noktası denir. Artık şimdi bu ışınımız bizim bildiğimiz bir ışın oldu. Neden? Asal eksene paralel gelen bir ışın var. Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın nereden yansırdı? Odaktan yansırdı. Odaktan geçecek şekilde yansır. Tekrar söylüyorum. Işına merkezden bir paralel çizdim. Daha sonra odak noktasından yukarı doğru çıkarak o asal eksenin yeni odak noktasını belirledim. Ve daha sonra bu ışın artık bu eksene paralel mi geliyor? Asal eksene paralel gelen ışın nereden yansırdı? Odaktan yansırdı deyip çiziyorum. O zaman ben binlerce paralel ışın yollasaydım. Nasıl yollarsanız yolları. Ama bunların hepsi birbirine ne olsun? Paralel olsun. Paralel ışık limiti olsun. Paralel ışık limiti. İsterseniz buradan da yollayabilirim. Aynı tabii paralelse. Evet. Şu ışınların hepsi birbirine ne olsun? Paralel olsun. Paralel ışık limitlerinin hepsi yalancı odaktan geçecek şekilde yansır. Neden? Çünkü bunların hepsi normalde bu eksene ne olarak geliyor? Paralel olarak geliyor. Asıl eksene paralel gelen ışın nereden geçer? Odaktan geçer. Burası nedir? Yalancı odaktır. Yalancı odağın düşey bana neyi verir? Gerçek odak uzaklığını verir. O zaman size bazen sorularda, kitaplarda böyle bir şeyler çıkacak. Eğer paralel ışık limiti görürseniz ve bu paralel ışık limiti
herhangi bir yerde odaklanmışsa onun hemen alt tarafı, onun hemen alt tarafı bana çukur aynanın gerçek odak uzaklığını verecek demektir diyorum. Tekrar söylüyorum. Işınların nasıl olması şartını arıyorum. Paralel. Işınlar paralel geliyorsa ve aynanın önünde bir noktada odaklanıyorlarsa bu nokta nasıl odaktır? Yalancı odaktır. Yalancı odağın hemen alt tarafı direkt düz çiziyorum. O noktada bana neyi verecek demektir? Gerçek odak noktasını verecek demektir diyorum. İsterseniz bunu bir de tümsek ayna içinde çizelim. Şöyle tümsek ayna. Şurası merkez, şurası odak. Ve ışın şöyle geldi. İlk önce birinci yoldan çözelim. Birinci yolda ne yapıyorduk? Bu ışık gelmişse merkezden ne çiziyorduk? Normal çiziyorduk. Merkezden geçecek şekilde bir tane normal çiziyorum. Normalle aynı açıyı ne yapması lazım? Yapması lazım diyerek ne yapıyorum? Açılarımı belirliyorum. Ve aynı açıyı yapacak şekilde yansıtıyorum. Merkezden geçecek şekilde normal çizdim. Aynaya gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşit olacak. Eşit bir açı belirliyorum. Tık diye çiziyorum. Bu birinci yöntem. Şimdi gelelim diğerinde anlattığımız gibi ikinci yöntemimize. Şurası odak, şurası merkez olsun. Işınımız şöyle bir şey. Diğer kusura bakmayın. Diğerinde olduğu gibi bu gelen ışına nereden? Merkezden paralel çizeceksiniz. Diğerinde de aynısını yaptım. Gelen ışına merkezden paralel çizdim. Merkezden çizmiş olduğum bu doğrular aynı zamanda bir asal eksendi. Böylelikle ikinci asal eksenimi buldum. Daha sonra hatırlarsanız ne yapmıştık? Odak noktasından bu sefer aşağı doğru iniyorum. Yeter ki bu ikinci asal eksenimi kessin. Artık bu ikinci asal ekseniminin nesini buluyorum? Odak noktasını buluyorum. Bu odağa da biz nasıl bir odak dedik? Yalancı odak dedik. Tekrar söylüyorum. Gelen ışına merkezden geçecek şekilde bir paralel çizdik. Daha sonra gerçek odaktan aşağı doğru inerek bu asal eksen üzerinde bir nokta bulduk. O nokta bana neyi verdi? Yalancı odağı verdi. Artık ışınımızı çizebiliriz. Bu ışın asal ekseni nasıl geliyor? Paralel geliyor. Paralel gelen tümsek aynada ne yapıyordu? Uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Artık çünkü odağımız neresi oldu? Burası oldu. Yani ben burada bu ışına paralel ışınlar yollasaydım şu şekilde, bakın biraz önceki çizimden aynı, bu şekilde paralel ışık demeti düşmüşse hepsinin uzantısı yalancı odaktan geçecek şekilde yansır arkadaşlar. O zaman tümsek ayna veya çukur aynada paralel bir ışık demeti gelmişse ve uzantıları aynanın arkasında bir noktaya odaklanmışsa bu noktanın düşeyi bana neyi verecek? Gerçek odak uzaklığını verecek diyorum. Müzik